Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bundan yaklaşık bir hafta önce falan Instagram hesabımdan bir anket paylaşmıştım sizlerle. İşte benim hakkımda merak ettiğiniz sorular varsa ya da varsayımlarınız varsa kutucuğa bırakmanızı söylemiştim. Bayağı da kutucuk birikti arkadaşlar ama ben videoyu ancak çekebiliyorum. Böyle hızlı bir şekilde de videoyu bitirmek istiyorum. Bazı sorular böyle çok mantıklıydı. Bazı soruları işte bilgisayarıma geçirirken biraz tereddütte kaldım. Acaba nasıl cevap versem falan diye. Bazı soruları da eklemedim arkadaşlar. Cevap vermek istemediğim için. Şimdi dediğim gibi hızlı bir şekilde başlayacağız soruları yanıtlamaya. Ama YouTube'da da takipçilerimin çoğu işte Instagram kullanmayabiliyor. Eğer sizlerin de merak ettiğiniz, benim hakkımda merak ettiğiniz herhangi bir sorunuz, varsayımınız varsa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Oradan da cevaplamaya çalışacağım. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. Şimdi ilk sorumla başlıyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Şu boşluk olan bir tarafa sorunun görselini de bırakacağım arkadaşlar. Ya da varsayımın görselini bırakacağım. İlk soru ayakkabı numaram. Bu soruları da bu arada sırayla aldım. Haberiniz olsun. Ayakkabı numaram 39. Bazen 40 falan giyiyorum ama çok nadir işte babet ayakkabılarda falan o da. Neden YouTube'a katıldın? Peşinden böyle bir soru gelmiş. Neden YouTube'a katıldım? Ya şimdi arkadaşlar rüyasını gördüm diyeceğim inanmayacaksınız ama gerçekten rüyasını gördüm. Ve rüyadan kalkar kalkmaz da dedim ki Zeynep aç hemen hesabını. Sonra hemen hesabı açtım ve salona geldim işte annemlerin ailemin yanına. Dedim ben YouTube kanalı açtım haberiniz olsun bilginiz olsun dedim. Öyle de YouTube'a katıldım. Tahammül edemediğim insan tipi. Tahammül edemediğim bir insan tipi yok aslında. Çünkü insanlar kendini nasıl gösterirlerse ben o kadarını biliyorum. Ama tahammül edemediğim şey yalan arkadaşlar. Birinin böyle bana benim bildiğim halde yalan söylemesi bana çok pis koyuyor ya. O yüzden yalan söylemeyin bana. Please. birazcık şımarık gibisin fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla. Bu bir varsayım arkadaşlar. Gerçekten varsayım. Şımarık mıyım? Bilmiyorum. Fotoğraflardan gördüğünüz kadarıyla. Zaten notu almış böyle parantez içinde. Yani aslında şımarık yetiştirilmedim. 5 kız kardeşin en küçüğüyüm. Yani tek çocuk olsam belki şımarık olur muydum? Bilmiyorum. Yani sizin tercihiniz bilemedim şu an kendime ne desem. Acı gerçek mi, tatlı yalan mı? Tabii ki de acı gerçek ya. Yani yalanın tatlısı falan olmaz, beyazı falan olmaz. Gerçeği öğrenmek canımı acıtır ama en azından ne bileyim gerçek ya, doğru en azından. O yüzden bana doğrulukla gelin her zaman. Esmer mi, sarışın mı? Tabii ki de sarışın ya. Yani sarışın arkadaşlar. yaşım 21. Ama ben hala sorduklarında 19 falan diyorum. Yani böyle ağzım hep 19'da kalmış. Neden bilmiyorum. Bence 21 de göstermiyorum ya. 19 falanım ben. Kesinlikle. Çok geziyorsun. Haklısınız. Güzel bir varsayım. Çok geziyorum. Ama gezerek de öğreniyorum bir şeyleri. Hangi ablanla daha iyi anlaşıyorsun? Sema'yla. Arkadaşlar Sema'yla gerçekten çok iyi anlaşıyorum. Böyle tahtayı da vuralım. Bir şey olmasın. Bir hobini söyle. Gezmek arkadaşlar. Çok geziyorum dediğiniz gibi. Ama gezmeyi seviyorum. Tek başıma da gezmeyi seviyorum. Arkadaşlarımla gezmeyi de seviyorum. Böyle kulaklığımı takıyorum. Sahil boyu yürüyorum. Normalde evim sahil kısmına çok yakın değil. Ama ben o aktarmaları göze alarak evden çıkıyorum ve birkaç müzik dinlemek bile sahil kenarında bana yetiyor ya. İyi geliyor. En büyük linçin. Arkadaşlar ben linç hiç hatırlamıyorum ya. Gerçekten. Ama şöyle bir durum var. Instagram'da bir tane reels'im var. Böyle nasıl desem makyajlı bir reels. Önce şöyle yapıyorum. Sonra böyle yapıyorum. İşte başka ne yapıyordum? Bir şeyler yapıyorum. Sonra elim böyle kamerayı kapatıp sonra açıyorum ve makyajlı bir şekilde çıkıyorum. Kimse beğenmedi ya. Yani kimse beğenmedi demeyeyim de ona çok eleştiri aldım. Yani en büyük linçim bu olur herhalde bilmiyorum. O reels falan ekleyebilirsem şöyle bir kenara köşeye bir yere eklerim arkadaşlar. En büyük linçim oydu. Dondurma mı cips mi? Yani şimdi bu soruya hiç yani çok tereddütte kaldım. Hangisine cevap versem diye. Dondurmalı cips falan diyebiliyor muyum bilmiyorum.
Ama şey ya, ben cips derim. Cipsiye hayır diyemiyorum çünkü. En sevdiğim cipsi de arkadaşlar Patos'tur. Patos'un böyle acılıları falan var ya, onlara bitiyorum. Evet. Geçelim. Havalı bir tipe benziyorsun. Havalı bir tipe benziyorum. Benziyor muyum ya? Bilmiyorum. Olabilir de olmayabilir de. Bazen böyle evden çıkarken böyle kendimi çok havalı hissediyorum. Ama yani gene bir havalı bir tipe büründüğümü çok sanmıyorum ya. Bilmiyorum. Şehir dışında okumak ister miydin? Böyle 1-2 ay falan okuyacaksam tamam da öyle 4 sene 5 sene falan istemezdim arkadaşlar ya. Çünkü ben çok zorlanırdım. Yani eve alışmışım. Ev yemeklerine, annemin yemeklerine alışmışım. Ev ortamına, işte ne bileyim eve giriş çıkış saatlerine, ne bileyim. Ve eve alışmışım yani. Şehir dışında okumayı istemezdim yani. Zaten yapamazdım da yurt ortamında falan. Hemen ilk seneden bana da ayrı ev tutmayacaklardır diye tahmin ediyorum. O yüzden zaten şu an ikinci senemdeyim. Hazırlığı falan da bitirdim. Bu saatten sonra şehir dışı da olmaz zaten arkadaşlar. Sude'yi kullanıyor musun? Sude'yi ben kullanmıyorum ama işte Zeynep Sude falan deyince bakıyorum arkadaşlar. Ya aslında kullanabilirim de. Ama genelde insanlar sadece Zeynep'i falan kullanıyor. Sude'yi böyle okulda, işte böyle daha yeni tanıdığım arkadaşlarım falan kullanıyor. Problem yok ama ya, Sude'yi seviyorum ben. Bu arada Sude yeğenimin adı. Ona buradan kaf gönderiyorum. Yani Sude güzel isim bence. Sude'yi de kullanabilirsiniz bende. Hiçbir problem yok. Okulun ilk günü nasıldı? Şimdi hazırlığın ilk günü mü, okulun ilk günü mü? Okulun birinci sınıfın ilk günü zaten evden başladık arkadaşlar maalesef. Hazırlığın ilk gününü de hatırlamıyorum ya. Galiba Eylül'de, aynen. Eylül'ün ilk yanına oturduğumda Eylül'e şey dedim. Çok korkuyorum dedim. Eylül'de zaten çok böyle tedirgin bir kız. Onu da iyice tedirgin etmiştim o gün. Hala en yakın arkadaşım üniversitedeki Eylül. İkinci sınıfın ilk günü de yani normal geçti. Dosyalarım yere düşüp biriyle çarpışmadım. Normal okulun günüydü yani. Kahvemi aldım, derse çıktım. Dersten de eve geldim yani, bir şey yapmadım. Zeyno denildiğinde kızıyor musun? Yok, kızmıyorum. Zaten Zeyno'yu çok kişi kullanmıyor böyle. Yakın çevrem kullanıyor, yakın arkadaşlarım. Yani hoşuma da gidiyor bazen. Böyle Zeyno falan yapıyorlar. Güzel oluyor. Enerjinden biraz da bana ver. Tabii, neden olmasun? Verebiliyorsam hemen. Ellerimi uzattım, enerjimi alın arkadaşlar. Gezmeyi çok seviyorsun galiba. Evet, çok seviyorum. Seni severek takip ediyorum. Umarım iyi yerlere gelirsin. Bundan böyle 2 tane aldım arkadaşlar bu mesajdan. Çok teşekkür ederim öncelikle. Umarım dediğiniz gibi iyi yerlere gelebilirim. En sevdiğin renk. En sevdiğim renk arkadaşlar mavi. Mavinin her tonuna bitiyorum. Her tonunu çok seviyorum. Artık evde mi kalsan, hep dışarıdasın. Yani kalabilirim. Zaten birkaç gündür evdeyim arkadaşlar, dediğim gibi. Vize haftam çok yaklaştı. Artık böyle biraz dersleri toparlamam gerekiyor. O yüzden yani uzun bir süre evde olacağım. Haberiniz olsun. çok kararsız kaldığım bir soru daha. Çay mı kahve mi? Şimdi arkadaşlar ben Trabzonluyum. Çayı çok seviyorum ama çay içtiğim kadar kahve de içiyorum. O yüzden bu soruya çok yanıt veremeyeceğim ya, çay mı kahve mi? İkisine de bitiyorum yani. İkisi de çok iyi geliyor bana. nerede okuyorsun? Derslerin çok mu zor? Diye bir soru gelmiş. Nerede okuyorum? İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde okuyorum arkadaşlar. Sütlüce kampüsündeyim ben. Ne okudum? Da şu. Bankacılık ve finans okuyorum. Biraz banka derken bile bir ağzım kaydı. Bankacılık ve finans öğrencisiyim. İkinci sınıfa gidiyorum arkadaşlar. Bir 2 senem daha falan var. Bakalım nasıl geçecek o zamanlar, bilmiyorum. Derslerim de çok mu zor? Yani çalışan her şey kolay. Klasik öğretmen sözüdür. Gerçekten öyle ama çalışan her şey kolay geliyor. Yani bazı derslere çalıştığım için çok kolay. Bazı derslere çalışmadığım için zorlanıyorum. Bunu kabul ediyorum. İşte o dersleri toparlamaya çalışıyorum. Bakalım ne kadar toparlayabileceğim. Bir de derslerimin bir kısmı İngilizce olduğu için
ekstradan anlamak için çaba sarf etmem gerekiyor. Hem Türkçesine bakmam hem İngilizcesine bakmam gerekiyor. Çünkü sınavını İngilizce bir şekilde vereceğim. Ama anlayabilmem için bunun bir Türkçesine de bakmam gerekiyor. O dersler beni biraz bunaltabiliyor tabii ki de. Ama umarım iyi sonuçlanır. Umarım böyle keyfimde falan bir video gelir burada da. İşte mezuniyet vlogu falan tarzında. Bakalım 2 sene sonra neler olur. Bu hayatı her gün evden çıkacak kadar seviyor musun? Diye bir şey gelmiş, soru gelmiş. Yani hayatı evden çıkacak kadar sevmekle ne alakası var bilmiyorum ama hayatı seviyorum. Evden çıkacak kadar... Ya ben evde de mutluyum yani. Hiç problem yok yani. Tamam geziyorum tozuyorum ama yani evde de mutluyum arkadaşlar. Ama hayatı seviyorum ya. Bence hayatı siz de sevin. Yoksa yaşanmaz yani size söyleyeyim. Son sorum da şu. En çok mutlu olduğun an. Ya bu soruyu buraya yazarken falan da böyle bir şeyde kaldım. En çok mutlu olduğum an ne olabilir falan diye. Bilmiyorum ya. Yani gerçekten şu an mesela düşünüyorum en mutlu olduğum anı. Şu an bile düşünüyorum bakın. Bulmuyorum. Bulamıyorum yani. Böyle gerçekten içten tebessümle ettiğim çok çok mutlu olduğum bir an yok ya. Maalesef. Neyse arkadaşlar. Artık böyle hızlı bir şekilde soruları falan varsa yanınızı hızlı bir şekilde cevap vermek istedim. Bence oldu da gibi içime sindi bu video. O zaman bir sonraki videomda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Çok öpüldünüz.